Rafet abi. Şu imzalama işlerinde biraz daha mı dikkatli olsan? Niye lan? Hani geçen sefer olanlar yüzünden diyorum. Başın yine belaya girmesin. Maşallah insan hevesini kaçırmada üstüne yok tontum. İçime kurt düşürdün şimdi. İyi mi oldu böyle? Bir avukata danışmak lazım. Ekrem amca değil mi? Aferin lan, iyi aklına geldi. Kolay gelsin Ekrem amca. Aa, sağ ol. Rafet hoş geldin. Ya ben sana bir şey danışacağım ama hukuki bir mevzu. Danış bakalım. Önce al şu parayı. Ne bu? Heh, parayı aldın. Artık resmen avukatımsın. Aramızda avukat müvekkil gizliliği var ona göre. Ha öyle mi? Şu sözleşmeye bir baksana, sakat bir durum var mı? Hayrola Ekrem? Yok baba bir şey. Ne o Ekrem? Ya Rafet kahveyi kiralamak için filmcilerle sözleşme imzalamış da. Bu da o sözleşme. Oldu mu şimdi Ekrem amca? Nerede kaldı avukat müvekkil gizliliği? Rafet oğlum sen benim başıma bela mısın? Oğlum sen senin olmayan mülkü nasıl kiralarsın? Hala akıllanmadın mı? Ver bakayım şunu Ekrem. Bu şirket şu şeyin şirketin bu. Necat denen herifin şirketin bu. Evet babacığım. Yalnız ben bir şekilde kapora da almış bulundum. Bak bak söylediği lafa bak. Bir de kapora almış. Ya inanamıyorum ya. Ya şu herif için çocuklarım beni eziyorlar. Bana yalan söylüyorlar. Yetti artık be, yetti. Ben o 1 lirayı alabilir miyim Ekrem amca? Merhaba. Merhaba. Ben Necat Bey'in odasını arıyorum ama. Hemen karşı taraf. Ha şurası mı? Evet. Sağ ol. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Şevket Bey. Necat Bey çok özür tamam, dilerim. Tamam Ayşe sorun yok, sen gidebilirsin. Buyurun Şevket Bey. Vallahi buyuracak bir durum yok Necat Bey. Yani özellikle mi yapıyorsunuz? Anlamadım. Ben de anlamadım bu neyin ısrarı. Bu sözleşme nedir? Madem kahveyi kiralamak istiyorsunuz o zaman gelip benimle konuşacaksınız. Ayrıca bizim kahvemiz kiralık falan değil. Kızım sizin yüzünüzden beni ezip geçti, yetmedi mi? Bir saniye, şunu sizden izin almadı mı? Hayır, asla. Gerçekten bilmiyordum, kusura bakmayın. İyi, şimdi öğrenmiş oldunuz işte. Kızım bakıcılık falan yapmayacak. Bu kadar. Şevket Bey. Konuşmayı bu şekilde bitirmek benim hiç işime sinmedi. Dediğim gibi, kızınız sizden izin aldığını söyledi bana. Benim size anlatmak istediğim şeyler de var. Mümkünse sakin bir yere gidip konuşalım. Lütfen kırmayın beni. İyi, tamam, gidelim bakalım. Hande Hanım'ın bir kargosu vardı. Tabii, alayım ben. Şuraya bir imza. Teşekkür ederim. Canan! Hande Hanım'a gelmiş, yıllık yazıyor üzerinde. Allah Allah. Aa, Necat Bey'in okulu hem de mezun olduğu sene. Acaba 10 sene önce Necat Bey nasıldı? Açalım mı, ne dersin? Hem bak yıllıkta Aylin de vardır kesin. Ayşe, ne alaka? Aynı okuldan mezunlar diye biliyorum ben. Ay boş verin canım, hiç gerek yok. İnsanların özel hayatı. Hem sonra Hande Hanım ölmüşse sizin yüzünüzden fırça yemeyeyim ben. Niye illa da benim kızım? Çünkü Kayra Sunay'ı ilk gördüğü andan itibaren aralarında müthiş bir enerji oluştu. Geçen gün odasına girdim, resim çiziyor. Baktım Sunay'ın resmi. Aldı onu, duvara astı filan. Ya resmen Sunay'la yatıp Sunay'la kalkıyor bizimki. Tamam ama
Nihayetinde çocuk bu. İki gün sonra unutur. Şevket Bey, ben de sizin gibi 5 senedir Kayra'ya hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyorum naçizane. Ama Suna hayatımıza girdikten sonra kocaman bir boşluğu doldurdu. Benim bile fark edemediğim bir boşlukmuş bu. Belki de Suna annesiz büyüdüğü için en iyi o anlıyor Kayra'yı. Kızım, beni bile çiğnediğine göre Kayra'yı gerçekten çok seviyor demektir. Eğer yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Suna size ilk defa mı karşı çıkıyor? Evet, doğru. Tahmin etmiştim. Suna bana sizden izin aldığını söyleyecek kadar çok seviyor Kayra, inanın. Şimdi siz kafanızda düşünüyorsunuz tabii. Evde bekar genç bir adam var. Kızınızla denk geliyor sürekli. Diyalog kurmak zorunda. Ama ben size yüz yüzeyken erkek erkeğe söyleyeyim, içiniz rahat olsun. Böyle bir şey yok. Olamaz. Zaten Sunay'la bu aralar çok iyi anlaştım, söylenemez. Nasıl yani şimdi? Siz Sunay'la iyi anlaşamıyorsunuz. Ama yine de kızınıza bakıcılık yapmasını istiyorsunuz. Ben yanlış mı anlıyorum? Doğrudur efendim. Mesele ben değilim ki. Suna Kayra'ya çok iyi geliyor. Mesele bu. Ben bir kız babası olarak babanın kızıyla küs kalmasına vesile olmak asla istemem. Bunu söyleyeyim size. Ama tabii size Suna'yı affedin, onunla bir konuşun falan gibi hadsizlik de yapamam. Sizden beni anlamanızı rica ediyorum. O zaman bana da bir kadeh koy bakalım.